Papa Francis'in yakın ailesinden yaşayan tek kız kardeşi Maria Elena Bergoglio'yu ziyaret ettik. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e 40 kilometre mesafede bir kasabada yaşayan 65 yaşındaki Bergoglio, abisinin papa seçilmesinden sonra evinin medya ordusu tarafından basıldığını söylüyor. Papa'nın merak edilen özel hayatını ve son günlerde yapılan eleştirileri kardeşine sorduk. Abinizle olan ilişkiniz nasıldı? Farklı yaşlarda olmamızdan dolayı evdeki abim hakkında çok fazla bir şey söyleyemem. Fakat o her zaman çok nazik ve korumacı bir kişiliğe sahipti. Onunla ilgili düşündüğümde benim aklıma bu şekilde bir görüntü geliyor. Esa es la imagen que yo tengo. El día de la primera comunión. Onun hayatında hiçbir kadın oldu mu? ¿Qué edad tiene a este momento? Él en su libro, el jesuita, kitabında kendi deneyimlerini anlatıyor. Bir seçim yapmak zorunda olduğunu söylüyor. Çünkü o normal bir gençti. Kadına duyulan aşkla Tanrı'ya duyulan aşk arasında bir seçim yapmak zorunda kaldığında o tercihini çoktan yapmıştı. Bu şekilde anlatıyor çünkü o aynı mahalledeki kiliseye gelen bir gruptan bir genç kıza aşık oluyor. Görünüşe göre kız da ona aşık olmuş. Bahar'ın ilk gününü kutlamak için 21 Eylül'de arkadaşlarıyla dışarı çıktı. Gruba katılmadan önce kiliseye gitti, dua etti ve o anda ne hissettiğini söyledi. Papaz ile bir süre konuştu. Bundan sonra da bir daha hiç o kızla konuşmadı. O anda kararını vermişti. Y nunca más habló con la chica. Ahí decidió su vocación. Mamá. Yo. O ne zaman dine yöneldi? Onun hayatını artık buna göre şekillendireceğinin ne zaman farkına vardınız? Mi hermano Oscar. Marta, mi hermana. Mira, yo pienso. Bu eğitimin bize evde verildiğini düşünüyorum. Que nos han dado en casa. Anne ve babamız bizi doğduğumuzdan itibaren inançlı olarak yetiştirdi. Biz de çocukluğumuzda hep onları kendimize örnek aldık. Onların yolundan ilerledik. Kendisine dine adama konusunda ise bunun bir çağrı olduğunu söyleyebilirim. Evimizdeki dini hava büyük olasılıkla onun bu yönde hareket etmesini kolaylaştırdı ve bu yolda ilerlemesine neden oldu. Religiosa que había en casa fue dando lugar a ese llamado. Abinizin Arjantin'de zamanın diktatör yönetimiyle yakın ilişkileri olduğu söyleniyor. Bu konu hakkında ne söylersiniz? Yo sé perfectamente. Şunu çok iyi biliyorum ki abimin ülkedeki diktatör yönetimle asla bir ilişkisi olmadı. Bunun tam tersi oldu. Fakat insanlar aksini konuşuyor, onu suçluyorlar. Bu şekilde üretilen söylem çok yıkıcı. Ancak biz her şeye rağmen yapıcı olmak zorundayız. Eğer sadece böyle bir söyleme odaklanırsanız yıkıcı olursunuz. İlerlemek zorundayız. Tanrı bu gibi şeyleri elbet bir zaman aydınlatır. Ancak bunun zamanını biz bilemeyiz. No lo sabemos.